Şimdi kulak saptıramız indi ayızdan. Çünkü vaktimiz kısa. Haş baş deyince şu an bu kaladı. Kirip geliyken, yakınlaşıp geliyken kurban hayitleriz. Kurban hayiti barçaya mübarek olsun. Hammalarizi hayit ayamlarız bile. İlahım kilesi yıllarını hayit bayramıda Arafat'ta otkesi nasip olsun hemimiz gibi. Amin deyip koyalık. Amin. Katta iş bu azizler. Kilesi hayatı kurbanlığı soyuldu diyende kayıtta bulaylık. Minada bulaylık inşallah. Allah nasip etsin. Hemimizde şu küllerden. Ben yaş katta ulu hacdeler devresinde oturup bu aziz insanlarda körüp yüzden yağılıp turgen nurlarında körüp bir feyiz alas ki Allah bizi yani şu yaşlarına yetkisin. İlahim bu hacdelerde azizlerini daim mehnetini, rahatını kürsetsin. Karalik çağını ibadet bölen, taat bölen ötkizliğini Allah'ım uzun nasibi ruzu eylesin. Bana şimdi yakınlaşıp gelirken kurban hayiti. Kurban hayiti de Peygamber aleyhissalatü vesselam etkenler ki kurban hayiti günün birinci kıladiyen işimiz mescidke çıkıp hayit namazını okuyemiz. Sonra üylerimizde kayıtıp kurbanlıklarımız soyamız dedi Resulullah. Şunun için Lomola dedi ki kurbanlığı da hayit namazından aldın koyuyen bu ise dürüst bastı. Hayit namazını okumayan insan yani hayit namazını okumasından durup hala hayit namazının vakti kirmeyi durup kurbanlığı da soyup bu ise caiz bas başkattan soyuş gereği değil. Şimdi çıkıp hayit namazını bir insan okup geldi. Ya ki okumasa hem dengesi hale kalıp içimizde hem bir namaz köptü. Hayit ki çıkıp medyanem köptü içimizde. Hatta aynı ki. Hayit namazı çıkmasa hem, lakin hayit namazını vakti kirdi. Ana şimdi uşa koyulardı, canlıklardı, soyuştuydu, vakti bulurlarken. Peygamber aleyhissalatü vesselam ettiler ki, kurbanlık kılınlar. Çünkü kurbanlıktan okuyakken kan hali yerine düşmeyi durup Kudan'ın huzuru yürüyüşlerdiler hali. Koy soy yapsın mı, mal soy yapsın mı, sigir mi, tüya mı Kudan'ın vergen. Bazı bana şu bedevlet ekelerimiz kimdir mal soy yaptı yani kimdir koy soy yaptı. Yerine yat gezip Bismillahirrahmanirrahim deyip kasabı boğazıya bıçak tarsa boynundan ne çıkardı? Kan çıkardı. Hali o kan canlılığını boynundan yerine düşmeyi durup Allah'ın huzuruna düşürdüler. Şunun için hem Peygamber aleyhisselam kurbanlığı kılıçdaki ümmetini kısıktır yerler. Canizge kurgan kurbanlığı geyizdir. Hanedanizge kurgan buladı. Malizge kurgan buladı. Farzandlarizge bala çakizge kurgan buladı kurbanlığı. Şularını bedeliye kurbanlık kılasıdır. Bana hazır karakemiz Hacı Akbar karı bana uzlarızı karılarız tanıyızlar. Şu karakemiz bir ayetini okudular. Sure-i Taha'da. Aynen bir bilgenleri dek bana şu İsmail aleyhisselam'ını İbrahim aleyhisselam kurbanlık kıyan ayetlerini okudular. Estaizu billah felemme belaga ma'ahu sa'ya. Ha, İsmail aleyhisselam otası İbrahim aleyhisselam yölge bilen yölge yürediyen yaşa yetken de tör bir yaşarı yetken de İbrahim aleyhisselam çükürdüler ve çüşleri de oğullarını suyu yetken egen. Bu Allah'ta emir bu. Oğulları ki ey oğulcan ben şuna çükürdüm sizi ha? Soyarken ben sizi kurbanlığı kılarken ben Allah'ın yolu da deseler İbrahim aleyhisselam ya ebedi faal ma tu'meru ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Ey atacan hiç ikkilenme Huda'nın buyruğunu kılın dediler. Hani, tür yaşar böyle. Hiç ikkilenme Allah'ın buyruğunu kılın. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. Hemen sabır kılıçlardan toparsınız. Ayak kolumu mahkem bağlayıp yüzümü yerine karat koyun. Menge karagenizde mehri coşu bir tuval olmasın. Ayak kolumu beylep koyun. Ayak kolumu beylep koyun. Yani canlı talibasası da sizi azal verip koymayın. Tür yaşar, beş yaşar balanı yerine karın yani. Keyin İbrahim aleyhisselam, oğullar İsmail aleyhisselam'da bana şu minadaki takka abarıp, soymakçı bulup yerine yetkizekkenleri de İsmail aleyhisselam ettiler ki ey atacan, endi ayak kolumu yeçip koyun dediler.
Endi ayak qo'limni yechib qo'ying. Xuddi men bir majburlanib so'yilayotgan bo'lmay, o'zim ixtiyorim bilan Xudoning amriga yotgan bo'lardilar, qarang. Yeching bu ayak qo'limni dedilar, qarang. Iymonni qarang, azizlar. Qo'llariga pichoqni olib Ibrohim alayhissalom endi so'yayotgan paytlarida وَنَادَيْنَهُ اَنْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Ey İbrahim bo'ldi, tushdan tasdiqini qilding. Bizni sinovimizdan o'tding. Mana jannatdan chiqqan qo'y Ismoilni o'rniga nima? Mana shu jannatdan chiqqan qo'yni qurbonlik qilasan. Ana endi ummatga qurbonlik vojib bo'ldi har hayitda. Azizlar, birodarlar, kitobda gapi bo'yicha juda ham ko'pchiligimiz bu qurbonlikka qodir ekanmiz. Kitobning gapi bo'yicha juda ham ko'pchiligimiz bu qurbonlikka qodir ekanmiz. Mana zakotni ham nisobi bor-a, nisobga yetsa keyin zakot beradi deydi. Qurbonlikda ham nisobi bor. Hojati asliyani zakotni nisobida qo'shmaysiz. Ya'ni minib yurgan mashinasi, o'tirgan uyi, olib qo'ygan cheki, nevarasiga o'g'li minib yurgan mashinalardan tashqari o'sha 30 necha million pul bo'lishi kerak zakotda. 35 million 700. Zakotda nisobi 35 million 700 va bu 35 million 700 uyingizdan tashqari, minib yurgan mashinangizdan tashqari bo'lishi kerak. Lekin birodarlar, qurbonlikning nisobi u ham mana shu 35 million 700, lekin hojati asli yerda minib yurgan mashinangizni, o'tirgan uyingizni lekin qurbonlikni qo'shar ekansiz azizlar. Mana shu farqi bor ekan. Ko'pchilik aytadi, "Ayo, men qurbonlik hali menga vojib emas" deydi. Vojib bo'lsa aslida. Sizga to'g'ri, zakot vojib bo'lmasligi mumkin. Misol uchun o'tirgan uyingiz, ha, hammani ham 15 sotli uyi bor-da, hammani ham tagida bitta jentirib, bitta lasetli bo'lib qoldi-da, qo'pol qilib aytganda. To'g'ri, sizga zakot vojib bo'lmasligi mumkin, lekin qurbonlik vojib, yaxshi eshitib olinglar shuni azizlar. Lekin qurbonlik vojib. Lasetli mashina minib yuribsizmi? Ha, qurbonlik vojib sizga. 15 sotli uyda o'tiribsizmi? Deb pichib bozoriga solib uyingizni sotaman, siz 50 ming, 60 ming dollarga oladi. Ana. Qurbonlik sizga vojib. 3-4 millionlik qo'y olib so'yamaysiz. So'yalasiz. To'g'ri, zakotda buni hisoblanmas ekan. Zakotda o'sha o'tirgan uyi minib yurgan mashinasidan tashqari. Lekin azizlar, birodarlar, qurbonlik mavzusiga kelganda hojati asliyalarni katta-kattasini qo'shar ekansiz. Aksarimizga qurbonlik vojib azizlar, birodarlar. Bismillah deb qazonchilik qilmasdan 3 million, 4 millionlik bitta qo'yni olib yoki bitta sigirni 7 kishi sherik bo'lib so'yish kerak. Ana endi bu yaqinda bir insonga tushuntirib bersam, ha, qurbonlik oson ekan, qurbonlik qilish deydi. Qurbonlik go'shtini nima qiladi? So'ygandan keyin nima qiladi desa, 3 ga taqsimlaydi deydi. Qurbonlik go'shtini so'ygandan keyin 3 ga taqsimlaydi. Bir qismini o'sha kuni bola chaqasiga bayram qilib yegizdiradi. Bir qismini o'sha kuni bola chaqasiga bayram qilib yegizdiradi. Shashlik qilib beradi, bosma qilib beradi. Go'shtli ovqatlar qilib beradi, bola chaqa o'sha kuni go'shtga to'yib yayraydi. Har yili keyin hayit kunini kutadi bolalar keyin. Bir qismini. Qurbonlikni bir qismini o'sha kuni ziyorat qilib bola chaqangizga bayram qilib berasiz. Ikkinchi qismini jomga solib, tuzlab xalidingizga qo'yib qo'yasiz. U o'zingizning kelajagingizga. Keyingi hafta yersiz, keyingi oy yersiz ko'rayapsiz. So'yayotgan qurbonligingizning 3dan 2si o'zingizga qoladi. So'yayotgan qurbonligingizning 3dan 2si o'zingizga qoladi. 3dan 1ini esa faqirlarga tarqatadi deydi kitobda. Mahallangizda kam ta'minlangan oilalar, yetimlar bor, kasallar bor, qiynalganlar bor, nogironlar bor. Shunaqa oilalarga 3dan 1ini tarqatib yuborasiz. Demak, qurbonlik go'shtini 3ga bo'lasiz. Birinchi qismini o'sha kuni ziyorat qilib bering. Farzandlarga, oilaga qandosh urug' to'plab, shashlik go'shtida bosmaydi, hokazo, hokazo. Ikkinchisini zaxira qilib qo'yasiz o'zingiz uchun. Uni ham bola chaqangiz yedirasiz. Faqat u kuni emas, ertaga, indinga, keyingi hafta, keyingi oyga yegizsiz uchun. O'zimiz tilda aytganda jomga solib, tuzlab xalandiga solib qo'yasiz degan. Uchinchi qismi nima qilar ekan azizlar, birodarlar? Faqirlarga sadaqot ihson qiladi. Endi mana bu kitobda gapini qarang. Agar debdilar, qurbonlik qilgan odamni bola chaqasi ko'p bo'lsa debdilar, qarang.
qurbonlik qilayotgan odamni bola chaqasi ko'p, nevara ko'p, o'g'illar ko'p, qizlar ko'p bo'lsa, haligi faqirlarga tarqatayotgan 3-dan 1 bor edi-ku, o'shani ham o'ziga olib qolaversin maylas bunaqa. Bola chaqasi ko'pligi uchun. Bundan ortiq yana qanday yengillik kerak azizlar shariat atinchi. Bundan ortiq yana qanaqangi shariatimizni insonlarga bir inson odamlarga yana qanchalik o'ylash kerak azizlar. أستعوذ بالله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى biz suyayotgan jonlig'imizni go'shi ham qoni ham asli o'zimizga Allohga manfaat yo'q Allohga yetmaydi go'shi ham yetmaydi qoni ham yetmaydi nima yetadi suyayotgan jonlig'imizda nima yetadi desa bizdan taqvo yetadi banda mani amrimni qilib suy degan fasolli li robbika wanhar Rabbing uchun hayit namozini o'qi o'sha kuni va hayit namozidan keyin jonliq so'y. Xudoning amri bor. Mani amrimga itoat qildi degan taqvo yetib boradi, xolasiz bilan mendan azizlar. Alloh biz so'yayotgan jonlig'imizga muhtoj emas. Go'sh u o'zimiz yeyapmiz qani? O'zimiz manfaatlanamiz. Bola chaqamiz yayraydi o'sha kuni go'sh yeb, mazza qiladi. Shashlilar deyapti. O'rtalaringiz to'plab qurbonlik go'shtdan ziyofat qilib bering. Amma vachalar, tog'a vachalar deganda qandosh urug'lar to'plab ziyofat qilib bering. Bizdan taqvo yetib boradi, Robbimizga taqvo yetib boradi. Chunki Alloh taolo vanhar jonliq so'ygin deyapti. So'y, hayit kunimi? Qodirmisan? Tayinda mashinami? Ha? Spark, Lacetti, Gentra qimmat-qimmat mashinalar minib yuribmizmi? Minayotgan mashinalarimiz hammasi 10,000 dollar. 10,000 dollar. Eng arzon mashina ham hozir 10,000 dollar bo'ldi. 10,000 dollarlik mashinani minib yursizmi? Bemalol 3-4 millionlik qo'yda olib so'ya olasiz. Qodirsiz, so'yasiz. Bu Allohning buyrug'i, Allohning sizga bo'lgan farzi, vojibi aytsizlar. Bahona topsak, bahona topib yuraveramiz. Yaxshi niyatda so'yaveraylik, ey Allohim, meni ham boylar qatoriga O'shgun ki bir yil qo'y so'yayotgan bo'lsam, kelasi yil tuya so'yadim, yaxshi niyat qilsangiz inshaalloh ana shu niyatlarga Alloh taolo o'zi yetkazadi. Ana endi yaqinda bir kuni bitta do'stimiz so'rab qoldi. Qoraka men deydi ikkita qo'y so'yayapman deydi. Nimaga desam, bittasi o'zimning nomimdan, bittasi Rasulullohning nomidan deydi qani. Shu bo'ladimi? Rasulullohning nomidan qurbonlik so'yish bo'ladimi? Desa kitobda aytibdiki, bo'ladi, joiz bunaqa. Bahriye ixlosli bandalar shu ishni qilyapti ekan, ikkita qo'y olyapti ekan. Bittasini o'zining nomidan so'yapti ekan, ikkinchisi payg'ambar alayhisolatu vasallam nomidan so'yapti. Bu ham joiz deb turar mana qarang. Yana bir kimdir yaqinda so'raydi, qulog'i jicha kesilgan ekan qora aka qurbonligimni deydi. Agar 3dan 1i ketgan bo'lsa mumkin emas. Qulog'i hisoblaysiz, qo'ydi Demak qulog'i yoki dumi 3dan 1i ketgan bo'lsa, unda mumkin emas. Agar 3dan 1idan ozrog'i ketgan bo'lsa, unda bo'laveradi. Ba'zida cho'ponlar bir qulog'ini bir joyini qirqib qo'yib qo'yadi, belgi bo'lish uchun bir tangadek qirqib qo'yib qo'yadi. Uni zarari yo'q. Uni zarari yo'q. Shoxi bo'lishi bo'lmasligining zarari yo'q. Qo'ylar 2 yoshga kirgan bo'lishi kerak. Qo'y bilan ichkini 2 yoshga kirganini so'yadi. Qo'y bilan echki 1 yosh, uzr. Sigir 2 yosh, tuya 5 yosh. Uzr, adashtirib oldim. Qo'y bilan echki 1 yosh, sigir 2 yosh, tuya esa 5 yosh bo'lsin deydi. Mana shunaqangi qo'ylarni olib, sinfdoshlar, o'rtoqlar, do'stlar 6 kishi, 7 kishi, uzog'i ko'pi bilan 7 kishi. 7 kishi bitta bo'lib qurbonlik so'ysa ham qanday go'zal. Parvardigor olam barchalarimizdan o'zi qabul aylasin. Endi bir xilgi odam yana aytishi mumkin. Men namozlarimni o'qimayman, u qurbonlik qilsam qabulmikan deydi. O'sha aytganimizda ichimizda ham namozini o'qimay yurgan insonlar ko'p. Bunga ham ulamolar aytibdiki, u qurbonlik boshqa ibodat, namoz boshqa ibodat. Bitta inson qurbonlik qilmasa, namoz o'qimasa qurbonligi qabul bo'lmaydi degan gap yo'q. Ular boshqa ibodatlar. Namoz o'qimaydigan inson avvalo namozini boshlaydi, ibodatni qiladi. Undan tashqari qurbonlik qilsa qurbonligi ham qabul bo'ladi inshaalloh taolo. Azizlar, birodarlar, mana shom bo'lib qolyapti, ikkinchi taomlari ham bor ekan. Xudo hammamizni rozi bo'lsin.
namozlarga paydan bo'laylik azizlar birodarlar. Haqiqatan ham aytganimizdek, namozga beparvo bo'lgan insonlar ham ko'p ichimizda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qiladilarki, "Avvalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamati as-salatu." Bandani qiyomat kunida birinchi so'roq-savol beradigani namozdan deyaptilar. Birinchi qiyomatda imtihon topshiramiz, Allohning huzurida javobgar bo'lamiz. Nimadan? Namozdan bo'lar ekanmiz. Shuning uchun azizlar, mana hozir asr o'qib keldik. Hademe shom bo'lib qoladi. Mana shu namozlarni, ibodatlarni bajarib, o'z vaqtida o'qib yurishimiz kerak ekan. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in.